Videoda da Moonbeam Akademi'den bahsedeceğim. Şimdi bu Moonbeam Akademisi aslında Moonbeam ve Moonriver teknolojilerini anlatan bir akademi. Web3'te geliştirici olmak önemli bir şey. Geliştiriciler için ücretli kurslar var. Çok yüksek ücretli kurslar var. Ama bu Moonbeam Builders Akademi dediği ücretsiz bir kurs. Ben tamamladığım için burada tamamlandı diyor. Normalde şöyle 8-9 bölümden oluşuyor. İlk 8 bölüm ilk bölüm bir hoş geldin bölümü. Sonra da çeşitli eğitimler. Ben şimdi bunları detaylıca anlatacağım. Sonra da sertifikanızı alabiliyorsunuz. Buradan indirebiliyorsunuz. Eğitimi veren Kevin Nielsen bu Moonbeam'deki geliştirici ilişkilerinden sorumlu mühendis. Burada özgeçmişi de var zaten. Bakabilirsiniz. Şimdi hoş geldin bölümünde ilk olarak buranın amacı ne? Buradaki işte yapılacak şeyler ne? Bu size nasıl yardımcı olabilir? Onları bahsediyor. MetaMask kurulumuyla başlıyor. MetaMask kurulumunu 4 dakika gösteriyor. Sonra MetaMask'ı Moonbeam'e bağlamayı gösteriyor. Şimdi Moonbeam Network'ü Ethereum, Polkadot gibi Ethereum araçlarının tamamının kullanabildiği bir ağ. Ama alt tarafta bir Polkadot teknolojisi olduğu için bu işlem ücretleri düşük oluyor. Siz burada Ethereum'da oluşturur gibi MetaMask oluşturup sonra Moonbeam'e bağlıyorsunuz. Bunu gösteriyor. Burada bir sınav yok zaten. Ve bunlar gördüğünüz gibi 3 gün önce çok yeni. Yani hemen ulaşın istedim bu akademiye. İkinci bölüm artık dersler başlıyor. İlk önce Substrate'i anlatıyor. Substrate bu Polkadot'taki bütün blok zincirlerin altyapısında bulunan teknoloji, framework. Aynı yazılımsal şeyi kullanıyorlar. Bu sayede bu zincirler birbirlerinin güvenliğini artırıyor. Bunun esprisi de şu. Google'a Yayoi Kusama derseniz aslında Yayoi Kusama işte noktalardan böyle ilham alarak tablolar yapan, noktalardan oluşan tablolar yapan bir sanatçı. Burada da Polkadot diyor ki bütün noktalar bir blok zincir ve bunlar birbirinin ağın güvenliğini artıracaklar. Birbirleriyle uyumlu olacaklar. Bakın Substrate'e burada anlatmış. Şu gördüğünüz paletler ne oluyor? Bu Rust programlama dilindeki paletler oluyor bunlar ve bunların her biri mesela diyelim ki siz uygulamanıza işte bir treasury hazine ekleyeceksiniz, demokrasi ekleyeceksiniz, işte başka bir şey ekleyeceksiniz. Bunları modüler blockchain diyorlar. Yani şurada demiş ya yapboz gibi istediğim parçaları alıp blok zincirime koyabileceğim şeyler diyor. Tabii siz Moonbeam'de bir blok zincir geliştirmeyebilirsiniz. Yani Moonbeam'i kullanarak direkt bir blok zincir değil akıllı kontrat geliştirebilirsiniz ama buradaki işleyişi bilmek önemli. Neden Moonbeam'de geliştirme yapmalıyım sorusunu cevaplamış Moonbeam. Kimin burada geliştirme yaptığını şey yapıyor. İşte bu parachain partnerler aslında bu Polkadot ve Kusama'daki müzayedeleri kazananlar, API infra dediği bu altyapı, buradaki verileri alıp kullananlar, token standartı burada oluşturabileceğiniz şeyler, yani Ethereum'daki ERC20, ERC721'i burada oluşturabiliyorsunuz. Node operatörler, işte buradaki nodlar, bridge'ler, köprüler, Oracle dış dünya verileri zaten eğitimde Chainlink ile ilgili bir bölümde var. NFT'ler var, cüzdanlar, Explorer'lar. Buradaki Moonbeam akışını görebileceğiniz Polkadot.js, Subscan, Etherscan. Şurada unuttum şimdi bunun adını da. Polkassembly olabilir. Polkadot.js var. DeFi'ler var. Burada üzerinde çalışan. Bunlar gitgide genişliyor bu arada. Dapps'ler var. Ve buradaki varlıklar. Bunlarla ilgili partnerlikler var. Frontier dediği şey, burada Frontier'e geçiyor. Frontier aslında şöyle, zaten Solidity dilini Gavin Wood yazdığı için, hatta o zaman şirketin ismi Parity mi o zaman da Parity herhalde. Orada yazarken şey yapıyor. Polkadot'u da kurduğu zaman Polkadot ile Ethereum'u bağlayan bir kütüphane gibi bir şey yapıyor Frontier. Bir palet aslında, palet gibi. Burada bu açık kaynak kodlu. Bakın Parity Tech geliştirmiş bunu. Frontier'i kullanıyor Moonbeam'de. Yani Moonbeam'den başka da Polkadot'u Ethereum'a bağlayan bir şey kurulabilir. Ama şu an en önde giden bu. Zaten sorulardan birinin cevabını da vermiş oldum. Bundan sonra her bölümün altında 6 soruluk testler var. Diyor ki hangisi Moonbeam'de vardır. Mesela bunlardan sadece bir tanesi değil de birkaç tanesini de seçebiliyorsunuz.
Anlatabildim mi? Bu şekilde soruları cevaplıyorsunuz. 6 soru var. Sonra Remix Solidity'ye geçiyor. Bunlar zaten Ethereum araçları biliyorsunuz. Ethereum'da kullanılan araçlar. Solidity'ye genel bakıyor. Remix'e bakıyor. Burada kontratları nasıl koyup ağ yayabiliriz, deploy edebiliriz ona bakıyor. Bir ERC-721 örneği gösteriyor. Burada OpenZeppelin'in sihirbazını kullanıyor. Biz bunu hem derste hem de YouTube videosunda, başka YouTube videosunda göstermiştik. Şunu hatırlarsınız. Sonra staking bu opsiyonel. Eğer Moonbeam ile ilgili bir tokenınız varsa bunu stake etmeyi, burada kendi platformu üzerine stake etmeyi anlatıyor. Zaten Moonbeam Pure Stake tarafından kuruluyor. Pure Stake de bu Algorand'da falan Polkadot'ta en önde gelen stake hizmetlerinden biri. Oradaki ekibi tamamen buraya entegre ediyorlar. Precompiled contracts'ta önceden derlenen kontratlar var. Bunlarla ilgili işlem yapma. Sonra Truffle ve Hardhat var. Bunlar da yine Ethereum ortamında kullanılan araçlar. Bu araçları nasıl kullanabileceğinizi gösteriyor. Bunlara kitapta da değinmiştik. Benim Twitter profilinde Blok Zincir Kitapları linkinden indirebilirsiniz. Mesela şu hesaplar önceden fonlanan hesaplar. Bunları test çalışmalarınızda kullanabiliyorsunuz. Burada Hardhat'le bir deploy göstermiş. Web3 JS de aslında işte Ethereum'da kullanılan bir kütüphane, JavaScript kütüphanesi. Burada da Ethereum JS'i nasıl kullanacağınız, nasıl kuracağınız falan anlatılıyor. Sonra bunu Explorer'dan nasıl göreceğiniz, deploy etmelerini, buradaki olayları nasıl dinleyebileceğiniz anlatılıyor. Daha sonra işte buradaki daha detaylı işte deploy ederken increment metodunu nasıl kullanacağınız, reset fonksiyonu nasıl kullanacağınız gibi artık böyle biraz daha teknik kısma giriliyor. Burada da chaining kontratlarıyla dış dünya verisini almadan bahsetmiş. Mesela burada bir fiyat bilgisini nasıl alabiliriz? O fiyat bilgisini sonrası kontratınızda işleme sokuyorsunuz ya. Orada chaining, yani Oracle dediğimiz dış dünya verileri kullanıyor. Ondan nasıl kullanacağınıza bahsetmiş. Burada da Polkadot ekosisteminin felsefesine değiniyor. Gerçekten bir felsefesi var. Yani bir proposal yazıyorsunuz. O proposal referanduma giriliyor. Orada %5 teminat veriyorsunuz. Kabul edilmezse yanıyor falan. Orada değinmiş. Mesela demiş ki bir proposal'ı en az 400 Glimmer ve 4 Mover jetonu ile gönderebilirsiniz. Mover'ın dolaşımda 3,5-4 milyon jetonu var. Glimmer'ın da 300 milyon falan. Buradaki Polkadot JS uygulamasını kullanmayı da gösteriyor. Zaten Polkadot ekosistemine biraz yakınsanız bu JS.org biliyorsunuz vazgeçilmez. Gerçi şu an onun yerine bir şey yapıyorlar, ben de kullan. Neydi adı, şurada var. Talismanı yapıyorlar. Ama burada işte yine kontratınızda bu proposal'larla ilgili şeyleri etkileşime sokmayı gösteriyor. Polka Assembly sitesinden bahsediyor. Polka Assembly'de işte bir proposal yazmadan önce işte oradaki insanların, oylayacak insanların görebileceği bir ön bilgi içeren site. Orada önce olumlu bir hava alırsanız götürüyorsunuz ki sonra sizin teminatınız yanmasın. En sonunda staking DAO yapmayı gösteriyor. Burada da işte yine Delegation DAO diye bir kontrat üzerinden çalışıyor. Gördüğünüz gibi yine OpenZeppelin'den faydalanıyor. İşte burada yapıcı metotlar, yardımcı metotların yapılması, burada da ona devam ediyor. İşte revoke fonksiyonu, diğer fonksiyonlar, shadow fonksiyonu, withdraw fonksiyonu, bunları yazmayı öğretiyor. Optimizasyonla en son testle bitiriyor. Bu şekilde Moonbeam kursuna bakabilirsiniz. Testlerde 10-11 tane hakkınız var 6 soru için. Dolayısıyla yanlış yapsanız da öğrenebiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz. Bu şekilde kursa değinmiş olalım. Sertifikada alabilirsiniz. Mutlaka alın derim. akademi.moonbeam.network'ten kaydolabilirsiniz.